Devotion has taken a devastatingly dark turn in Kenya. 47 bodies have been exhumed in a forest outside the coastal town of Malindi. Welcome back to BBC News. Let's get an update on the story from Kenya we've been looking at over the last few days. The death toll among followers of a Kenyan cult. There it is, Monday morning. It's the 24th. Our last story is from Kenya. More than 50 people are dead. Not because of disease, not because they met with an accident, not even because of a natural calamity or war. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu videoda Ölümcül Tarikatlar videosuna başka bir videoyla devam ediyoruz. Çok yakın bir zamanda, hatta şu anda da daha hala yaşanmaya devam eden Kenya'daki Malindi tarikatını izleyeceğiz. Bu tarikat insanları aç bırakarak cennete gitmeyi vaat ediyordu. Kısacası bu tarikata açlık tarikatı da denebilir. Kenya'daki yaşanan olaylar dünya gündemine bir anda oturdu. Şu anda da hala konuyla ilgili kazı çalışmaları devam etmektedir. Tozlu, rüzgarlı ve güneşte kavrulmuş Shakola Köyü, turist cenneti Kenya Malindi'nin Kilifi ilçesinden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Papaz Paul McKenzie'nin kutsal zeminler olarak gördüğü yerdir. Malindi, sıcaklıkların bazen 32 derece üzerine çıkmasıyla bilinir. Çimlerin olmadığı ve en dayanıklı ağaçların bile devam eden kuraklığa dayanamayarak kırmızı, kavrulmuş toprakların kilometrelerce uzandığı görülüyor. Ara sıra çocukların etrafta oynadığı ve tüccarların keçi alıp sattığı bir yerdir. Hayat burada yerlilerin hayvanlarına bakıp ürün yetiştirmek dışında fazla bir şey yapmamaları nedeniyle sakin bir şekilde devam etmektedir. Tarikatın olduğu köy o kadar uzak ki insanlar cep telefonu şebekesi sinyali almakta bile zorlanıyor. McKenzie, Malindi'deki Good News International Kilisesi'ni Ağustos 2019'da kapattıktan sonra yeni bir hayata başlamaları gereken birkaç üyesiyle birlikte Shakola'ya taşındı. Bu köyde McKenzie tarikat üyeleriyle zaman geçiriyordu. Her şey dedektiflerin tarikat evine düzenledikleri bir baskınla açığa çıkmaya başladı. Evde iki çocuğun ölümü üzerine araştırmalar yapıldı. Yapılan soruşturmalara göre McKenzie, takipçilerinin inançlarını şekillendirdiği evinde çocuklarını aç bırakarak öldürmek ve daha sonra onları sığ mezarlara gömmek gibi konularla suçlanıyor. Paul McKenzie Good News isimli kiliseyi 2003 yılında eşiyle birlikte kurdu. Bu kilise yaygın ismiyle Malindi kültü olarak bilinir. Kilise kurulmadan önce McKenzie taksi şoförlüğü yapıyordu. Malindi merkezli kilisede üyeleri doğrudan Tanrı ile konuşabileceğine ikna ediyordu. Her tarikatta olduğu gibi burada da kıyamet senaryoları vardı. Bu senaryoların çerçevesinde dönüyordu işler. Papaz McKenzie batıya düşman müritler yetiştiriyordu. Örneğin sağlık, spor ve eğitim gibi faaliyetler şeytan aracı olarak kabul ediliyordu. Haliyle müritler de çocuklarına bu etkinlikleri yaptırmıyordu. 2010 yılından sonra üye sayısı da daha da artmıştı. 2017 yılında da eğitimle ilgili kara propaganda yapması yüzünden mahkemeye çıktı. Eğitim alınmamasının kutsal bir davranış olduğunu söylüyordu. Malindi'de başlayan serüven 2017 yılında soruşturmalarla sıkıntılı hale gelmişti. Sadece eğitim değil, sağlıkla ilgili şeyler de kabul etmedikleri için çocuklar hayatlarını kaybediyordu. Bu da tabii ki devletin dikkatini çekmişti. Birkaç çocuk bu şekilde ölünce dava sürecinin sonunda 93 çocuk bu tarikatın elinden kurtarıldı. Papaz da bu olaylar yüzünden birkaç kez hapse girse de sonunda hep serbest kaldı. 2019 yılında da Papaz McKenzie Malindi'yi terk ederek Shakola köyüne taşındı. Burada da hiçbir şey normal olmayacaktı. 2023 yılında devlet McKenzie'yi sonraki hayat için insanları kandırmasıyla suçluyordu. İnsanların dini zafiyetlerini kullanan bir papaz olarak görülüyordu.
bir zamanlar tartışmalı bir televizyon vaizi olan ve kendine özgü bir ruhani lider olan McKenzie, şimdi takipçilerine cennete daha hızlı ulaşmak için aç kalmaları gerektiğine teşvik ediyordu. Bu çok tehlikeli bir öğretiydi. Bu öğretiyi yaydığı iddiası da dedektiflerin radarına girdi. Aynı yılın Nisan ayında bir aile polise başvuruda bulunmuştu. Aile bu tarikata katılmak için gitmiş ve bir daha haber alınamamıştı. Bu inancın sonuçlarının ölümcül olduğu söyleniyor ve öğretilerini izleyen bazıları da hayatını kaybetti. Malindi ilçesinde bulunan Langobaya polis istasyonuna sunulan bir cinayet raporu, iki çocuğun gizemli ölümlerinin papazla bağlantılı olayların meydana geldiğini ortaya koyuyor. Çocukların ölümünde şüpheli olarak görülenler arasında ebeveynleri olan Isaac ve anne Emily Kaunga da bulunuyor. Mahkeme belgeleri ikilinin McKenzie'nin tavsiyesi üzerine çocukları Seth ve Evabra'yı aç bırakarak ve sonrasında da boğarak öldürdüğünü iddia ediyor. Ebeveynler 16-17 Mart tarihlerinde Şakola köyündeki sığ bir mezarda iki çocuğu gömdükleri şüphesiyle dava dosyasına girdiler. Ruhani lider Paul McKenzie de bu olayla tutuklandı. Polis soruşturması altında olan ve hiç rahatsız olmayan McKenzie, ruhani peygamberlik gücüne sahip olduğuna inandığını söyledi. Ayrıca İsa şeklinde görüntüler gördüğünü de iddia etti. 7 çocuk babası bu inancın Hristiyanlık anlayışının temel öğretisi olduğunu savunarak 2019'da vaaz vermeyi bıraktığını belirtti. Çünkü kendisine artık kiliseyi kapatması gerektiğini söyleyen bir vahiy gelmişti. Tabii ki sebebi başka bir şeydi. Şu anda arazi satın aldığı ve zaman zaman ziyaret ettiği Şakola köyünde tarım yaptığını söylüyor. Peki bir tarikat ya da kült mü yönetiyor? McKenzie üzerine atılan suçlamalarla şaşırdığını söylüyordu. Kiliseyi 2019 yılında kapatmış ve bu köye yerleşmişti. Söylediğine göre kilisede kullandığı sandalyeleri bile satmıştı. Kendisi işin içinde değildi. Onun verdiği vaazlardan etkilenmiş olan müritleri kendi başlarına tarikatı devam ettiriyor olabilirdi. Her zaman yanlış nedenlerle medyada olduğunu söylüyordu. 10.000 şilinlik polis tahvili karşılığında serbest bırakıldı. Soruşturma raporunun ayrıca papazın kilisesinde iddia edilen radikalleşme sonrası ebeveynlerin ihmali nedeniyle kaç çocuğun daha öldüğünü ayrıntılarıyla açıklanması bekleniyordu. Sayı ciddi rakamlara ulaşabilir. Francis Wayne, kızının ve damadının papazın kıyamet kehanetleriyle ailesini kandırdığını çok iyi biliyor. İki ölen çocuk onun torunlarıydı. Torunlarının kendi ebeveynleri tarafından açlıktan ölümüne kadar aç bırakıldığı haberi karşısında şaşkına dönmüştü. Hangi aile çocuğuna böyle bir şey yapardı? Bu yüzden Şakola'ya doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Davayı takip etmek ve elinden geldiğince araştırma yapmak istiyordu. Kızı ve damadı böyle bir şey yapabilir miydi? Ve bu trajedide kötü şöhretli papaz McKenzie'nin ne gibi bir rolü vardı? Polislerin bu tespiti sonucunda 15 çocuk da kurtarıldı. Çocukların ebeveynleri papaz McKenzie'nin takipçisiydiler ve onlara oruç tutmaları ve vaazlarına katılmaları talimatı verilmişti. İsa'nın dönüşünü beklerken su ve yiyecek alamazlardı. Aç bir şekilde beklemeleri gerekiyordu. Bu şikayetler ve soruşturma üzerine 3 hafta boyunca 800 dönümlük alanda incelemeler yapıldı. Sığ mezarlarda ölecek kadar aç bırakılan çocukların cansız bedenleri bulundu. İlk çıkan bedenler hep küçüklere aitti ama bununla birlikte yaşı büyük olanlar da vardı. Dedektiflerin tahminine göre yaşı büyük olanlar çocukların ebeveyni olabilirdi. Bulunan cansız bedenler yemek yemedikleri için çok zayıf kalmışlardı. Bazı kurtarılanlar papaz McKenzie'nin ismini veriyordu. McKenzie her ne kadar Good News Kilisesi'ni kapatmış olduğunu söylese de etkinliği burada devam ediyordu. Alınan ifadelere göre oruç tutma eyleminin de bir arada olması gerekiyordu. Örneğin herkes kendi evinde ölüm orucu tutamazdı. Çünkü bu kabul edilmezdi. Tanrı tarafından kabul edilmesi için bir arada, yani McKenzie'nin arazisinde olmalıydı. Papaz ayrıca cennete gitmek isteyenlerin kimlik kartlarını da yok etmeleri gerektiğini söylüyordu. Yapılan araştırmalar sonunda 25 Nisan 2023 itibariyle 90 ölüm raporlanmıştır. Kendi kayıtlarına göre bir gün evvel 34 kişi
açlıktan ölmek üzereyken kurtarılmıştı. Bu araştırmaların ardından neden zayıflıktan ölmek üzere oldukları da açıklığa kavuşmuş oldu. Bunun sonucunda da Paul McKenzie tutuklanarak yargılanmak üzere hapishaneye gönderildi. Tabii kazı çalışmalarının yapıldığı alanda da polisler durmaya karar verdiler. Çok fazla cansız beden çıkınca morglarda yer kalmamıştı. Mayıs ayının başında yeniden çalışmalar devam etti. Kenya yetkilileri 30 Nisan'da 227'si çocuk 410 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Bu rakam 10 Mayıs tarihinde 566'ya ulaştı. 10 Mayıs itibariyle toplam ölen sayısı 133 olmuş oldu. Soruşturma devam ederken papazın eşi Rhoda ve grubun diğer 16 üyesi de tutuklandı. Otopsi sırasında bazı organların eksik olması bu tarikatın organ ticareti yapabiliyor olacağını da gösteriyordu. Paul McKenzie şu anda hapishanede yargılanma sürecini bekliyor. Mayıs ayında duruşmalar başlamış oldu. Bugün çok yakın bir zaman içerisinde yaşanmış bir olayı size anlatıyorum. Bugün günlerden 10 Mayıs. Yani ben bu videoyu 10 Mayıs'ta çekiyorum ve size bugün 10 Mayıs'ın güncel haberleriyle bu videoyu yapmış oluyorum. Bu videoyu da kısa zamanda izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu yüzden olay henüz devam ediyor. Kenya'daki açlık tarikatı olayı henüz yaşandı. Ve biz de bunu hemen videolaştırmak istedik. Tabii ki olayla ilgili yargılama süreçlerinde güncellemeler olacaktır. Videoyu yayınladıktan sonra topluluk sekmesinde size yargılamayla ilgili bir sonuç elde edilince oradan da bilgiyi paylaşacağım. Siz benden önce öğrenirseniz zaten bana haber veriyorsunuz. Bu haber verme işinden de beni lütfen mahrum bırakmayın. Evet, tarikatlar videosuna devam ediyoruz. Bu güzel bir seri oldu. Sevdiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.